Sayın YouTube merhaba. TGS kanalı bildiğiniz gibi gençindeki betalardan videolar çekiyor. Biz de bu arkadaşın Zilonen yayınlandı biliyorsunuz beta hali. Biz de Zilonen'in beta haline bakacağız nasıl olmuş diye. Videoyu başlatmadan söyleyeyim zaten arkadaşlar söyleyecektir. Ama bu arkadaşlar hani oyun karakterin oynanışını gösteremiyoruz ama karakterin nasıl bir karakter olduğunu gösterecek yani anlatacak. Ben de size anlatmaya çalışacağım zaten her yerde karakterin oynanışı var biliyorsunuz yani beta'dan bu yarın değişebilir çıktığında değişebilir bu video tamamen anlamsız olabilir ama bu haliyle nasılmış merak ediyorsanız e, onu göreceğiz bakalım hemen başlayalım EG's, Guys, kankam. I think Hoivers just created a monster. Gilonen info invoice finally here, and even though the rumors previous to her battle release already made her look very strong, I must say that the first iteration of her kit actually exceeded expectations. She's a five-star Geo support and. the Geo destek karakteri arkadaşlar, ama ben now uh, let me just tell you it's time to put all of your geo-related stereotypes to rest with this one because oh boy so what is she all about like other Hadi, ne Not on characters, she don't have special traits, are almost entirely tied to her Night Soul Blessing state that she can enter by using her Elemental skill. This will lets her instantly damage to the opponent, Elemental skill. This skill will make her instantly deal defense skill state that she can enter by using her Elemental. Adam Italian, you the name of Adam Italian? Telaffuzunu anlayamıyorum. The skill. The skill will make her instantly deal defense scaling damage to the opponent. Ha, E'ye basınca defense, E'ye basınca defansa göre hasar vuruyormuş. Okay. Give her 45 night soul points and create three samplers on the field. 3 tane sampler yani bu karakter müzikle alakalı bu arada. E, night soul da 45 yaratıyor Yani e, o karakterin yanında çıkan stamina barı var ya. Eee 3 tane dolduruyoruz falan sonra soltuk yapıyoruz o işte. O Ondan yarısını da yüzde 45 işte 45 enerji veriyor tamam. Yeah, samplers, cause uh, you know she's a DJ and all that. This karakter DJ bu arada harbiden böyle müzik basıyor. Samplers can be of a specific element type. To begin with, they will be geo samplers, but based on what elements are on the team, they will change their typing to hmm. those corresponding elements. Ha. Karakter arkadaşlar normalde geo müzik no nota diyeceğim ben. Geo notası yaratıyormuş. Sampler diyor da ben nota diyeceğim geçeceğim müzikle alakalı olduğu için. Eğer ki takımda farklı elementler varsa ona göre nota yaratıyormuş. Evet. For all elements excluding dendro and anemo. This is dendro ve anemo yaratamıyormuş çünkü Geo'nun dendro ve anemo ile reaksiyonu yok. This is important because while they are on field, the samplers will generate soundscapes and reduce the opponent's resistance to their respective elements by 36%. %36 elementel düşüş veriyor. Elementel %36 kırıyor. Yani şu e, notalar hangi elementtense yaratığın o elementten %36 rezistansını kırıyor. And talent level 10. This is quite great because it's close to what units can pull. verilerin aynısı. Oha. Yani 36 40 yani %4 için kalp kırmaya gerek yok. Off with a very decent vanilla set in terms of supportive effects on the team, but there is a key difference here. While with Anemo units like cats, while you carefully need to keep track of gauges on opponents on some teams to make sure you swerve the right element, Shironen will automatically reduce the resistance for all the elements. I know, mesela, Anemo şey için swirl lazım, ama burada direkt kırıyor. Hani E attın direkt %36 kırıyor. Çok iyi. Ve bütün on the team. the weight functions makes it much more similar to what Zhongli does with his elemental skill with a difference that reduces the resistance by more anyhow normally this Night soul blessing state lasts for 9 seconds but evet, 9 to... 15 to her passive in fact if she plunges or uses normal attacks she will gain 35 Night soul points for each of them and... E attıktan sonra normal atak yaparsa fazladan bonus kazanıyor. Okay. Once our total points reach 90, the sampler's duration will be stretched to 15 seconds. Ah. E attıktan sonra normal atak yaparsak durationları artıyor. Hmm. While in the night soul state, her normal and plunge attacks will become geo infused and also have defensive scaling damage. So it's not like you will just be wasting your time on field with her. Still. Karakterin normal atakları Defanstan scale oluyor ve Geo. Allah rızası için bir tane karakteri düzgün yapacağız. Ha bu arada So dedi. Hasarı düşük diyecek. İzle. Although this allows her to dish out some solid hits, it's not enough to potentially make her a main DPS. Main DPS olmaz diyor. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Dante bu yasak değil mi? Yo. Görsel paylaşmıyoruz ki. Sayı paylaşmak serbest. It's just there to make it so she won't be wasting her time on field from a damage standpoint. Sonuçta beta'ya bakıyoruz yani ve görsel paylaşmıyoruz. Sadece resim paylaşıyoruz. Bu yasak değil. Arkadaşlar bu adam Mihoyo'dan direkt reklam alıyor. Ve bu adamın bunu paylaştığı videosu Genshin reklamlı falan oluyor. Bunlar zaten değişebilir şeyler. Ama video yayınlamak yasak. Hani videoyu oynanışını hani böyle vurdu kırdı onları yayınlamak yasak. provide the reduced veneer level of support but for a longer time and with fewer restrictions in terms of application technically very decent reduces resistance by slightly more but since the impact resistance reduction has on damage is halved after the opponent's resistance falls below 0% the practical difference between the two effects is very small yani diyor ki, in resistance bire bire aynı diyor. Her supportive utility is further increased by your elemental burst, which will Elemental burst some damage on activation, and if two or more hmm. samplers have F converted to a different element, it will also activate a healing effect. Continuously heal the active character. I don't know the intervals of each healing take, but the scaling of the heal is pretty big and should allow her to safely keep her teammates alive. Once again, this makes it harder for her to compare to a unit like Kazuha and easier to compare to units like Zhongli and Bennett, so defensive supports that also have offensive utility. Alternatively, if less than two samples have converted, she will simply deal some defense skilling damage. Damage. This is much less appealing than the healing, but it comes in handy if you play around mono geo teams and have ways to amplify your damage through something like, through something like Goro's buffs. kit wise, this is all there is to her, but if you want to look at the full picture, this is only half of the story actually. As a Nathan character, she has access to the full. <laughs> Asıl önemli olan bu arkadaşlar. Asıl önemli olan bu yeni gelen seti. Asıl asıl önemli olan bu yeni gelen set arkadaşlar. 40 element bonus sağlıyor. Hem 40 defans kırıyor. Hem yüzde 40 bonus veriyor full effects of the Cinder City Artifact set. The set makes her able to provide damage bonuses to the elements she triggers an elemental reaction with. Through Crystallites, Geo can generate reactions with all Pyro, Hydro, Cryo and Elect. Arkadaşlar bence Kazuha'yı bilerek bu karakterin önüne koydular çünkü bu karakter eğer ki bu şekilde çıkarsa Kazuha'nın hasar bonusu avantajından çok daha fazla veriyor. Yani eğer ki bu karakter bu şekilde çıkarsa Kazuha'dan çok daha rahat şekilde daha fazla hasar bonusu veriyor. Daha uzun süre. Çok iyi oğlum. Ha Kazuha'nın hala toplama avantajı var. Toplamak arkadaşlar o Anemo ile toplamak çok avantajlı bir şey. Bu arada arkadaşlar hani yaklaşık 18 saattir yayındayım aralıksız. Arada bir şeyler yiyorum. Kusura bakmayın. So these effects match what the base you. kit does pretty well, especially since they also have the same duration as her resistance reduction effects. Still, in terms of activation difficulty, this is closer to the Verdissa veneer, as it won't automatically buff all the elements on the team. While unlike Verdissa, the set can activate even off field. From what I've seen, she doesn't have field damage, so she'll have to activate the effects for the element you want to buff during her field. team. I like very the equipping character can trigger this effect while off field and the damage decent, the set can activate even off field. From what I've seen, she only doesn't have off field damage, so she'll have to activate the effects for the element you want to buff during her field time. This will be very similar. Bu support için. Ben arkadaşlar Kazuha'nın değeri düşmüyor. Kazuha'nın değeri özellikle toplamadan falan filan gene değerli. In order to how you use Anemo characters to set up reactions. Although a big difference here is that an advanced set effects last for 15 seconds as opposed to the 10 seconds of the very disseminator, so it will be more flexible rotation-wise. Second thing, her signature is a weapon that will, for the most part, provide effects that increase her damage and healing, but on top of that, it will also provide quite big unconditional damage bonuses for the whole team. Al element bonusu same basis en maksimum %25 element bonusu. Vay anan öyle. %40 silahtan şey %40 artifekten %25 ar silah e ben yani %65.6 element bonusu veriyor karakter silahıyla. Vay anan öyle. If compared to something like Freedom's Worn for Kazuha, who only buffs attack percent plus normal and charge attack damage, this one just looks better and more versatile. Third thing, the constellations. I don't typically talk about constellations when I release my first impressions about characters, but this one bu bu looks quite massive. The constellation one makes her provide the. Actual... Takımdaki bütün karakterlere interruption resistance veriyor. Active character interruption resistance, yani straight up. In combination with healing, this additional utility will make her similar to strong shooters defensively. Although the full extent of the interruption resistance she provides is unknown as of now. Interruption resistance ne arkadaşlar? Karakterin dayak yemesine böyle vurunca uçmasını engelliyor. To make her provide extra buffs to the team while the samplers are active on field. Arkadaşlar bu çok sağlıklı bir şey değil. Diyor ki bak. Notalar aktifken diyor. Al Nirbar Pam yani yakındaki bütün karakterler aktif source sample yani aktif işte ee, notalar kadar diyor buff alır diyor. Bu mümkün değil arkadaşlar. Düşünsene. Örnek veriyorum. Takıma bir tane Geo, bir tane Pyro, bir tane Kraya koydun diyelim. %30 rate, %40 damage, şey %50 damage, %40 atak, mümkün değil bu. Bak, mü bu mümkün değil bak. Ben peşin peşin söyleyeyim eğer bu değişmezse yani bu oyunun 10 en op şeyi olur. Karakter hem %76 hasar bonusu verecek, hem %36 hasar düşürecek, hani düşürecek, hem 30 rate verecek, hem 50 demeç verecek, hem 40 hasar ver, mümkün değil. Ha pardon yanlış anlamışım düzeltelim. Yanlış anlamışım düzeltelim. Karakter hangi elementse onu veriyormuş. Tamam. Ha, üçünü aynı anda vermiyormuş. Karakter hangi elementse alandaki onu veriyormuş. Eee gene çok. <laughs> Arkadaşlar gene çok. %50 deme yani kraya koysan %50 damage veriyor oğlum. C koysan %50 rate veriyor. %30 rate veriyor oğlum. %60 crit value veriyor. Çok. Yine çok. Yanlış anlamışım. Düzeltmemi sağladığın için teşekkür ediyorum. Ee, ama... These buffs range from rather unique and situational, like the electro energy related ones, to pretty noticeably massive, like the... Elektro sıtırt bu arada. The crit related buffs for Cryo and Geo. Once again, to draw a comparison with Kazuha, her Constellation 2 is much better and more versatile than the former's, which only provides elemental mastery buffs that might or might not be useful for your specific team. Basically, if you get her Constellation 2, and maybe even her signature, it looks like you will get access to possibly the most complete support in the game. Her Constellation 0 value still looks great. <laughs> Işte heal Great, of course, but the investment potential here is huge and hard to ignore. Now, let's talk about potential team uses, but first, let me remind you that if you enjoy my channel but you haven't subbed yet, please subscribe so, because it really makes me notice your support. So, teams wise, let me make some comparisons first. I don't think she will be a direct Kazuo replacement just yet. That's because while she can sort of match Kazuo in terms of damage amplification, Kazuo also brings grouping in nice. I know, but Adam Dines said it. Kazuha'nın groupingi yani yaratıkları toplama özelliği çok güzel. You damage to the table. In situations where it's very easy to continuously swirl the right element like a mono team such as mono pyro or so on, Kazuha is basically untouchable in terms of what he provides offensively. Aynen. Şimdi ee, Zilonen Kazuha'dan iyi algısı yanlış bence de. Çünkü o toplama çok önemli arkadaşlar. Kazuha kadar toplayabilen bir karakter yok. Ha bu arada size şunu söyleyeyim. Zilonen'ne Kazuha'yı aynı takımda kullanamayacaksınız diye bir de bir garanti yok yani. Kullanırsın. Yani mesela atıyorum şu an götümden uyduruyorum takımı. Yanlış anlamıyorum. Ama mesela Nuvelet, Furina, Kazuha, Zilonen. Niye yapamıyorsunuz ki? Yaparsınız. Yapmamanızı engelleyecek hiçbir şey yok. Kazuha struggles is all of those compositions where you'd like to swirl multiple elements, but these elements are hard to manage gauge-wise, like on vaporites or melt themes. For some of these themes, it's straight up impossible for arada, Frina, Kazuha. What are the Nuvolettianna Furina Kazuha Zilana Koyasu Nuvolett Bivurio? Look, Nuvolett Bivurio, bi million. Nuvemiz siz izledikce ve abone olup kat kat çıkacaksınız. Bi million, bi million, bi million, bi million. Ne daha kadar buradayız? Benim nüveletim şu anda 50 vuruyor lan. Benim nüveletim şu an 50 vuruyor. Benim nüveletim şu saydığım buffların hepsini toplasa rahat 100 kavrur yani. one of the elements like double hydro teams or double pyro teams with a cryo main Bak mesela şu takımı düşünüyorsunuz ama bak bu takımda healer yok. Hani tabii ki Huta healer istemiyor falan filan diye düşünebilirsiniz ama hani illa Huta üzerinden düşürmeye gerek yok. Başka karakter de olabilir. Bu takımda healer var. aynı şekilde healer. Yes, that's why Zilonan looks the most fitting placement wise, as she is much easier to use than Kazuha in that sense. Moving on, uh, the thing is, what she doesn't provide offensively compared to Kazuha, she technically provides defensively, since she's a healer. As I said earlier, this makes her much more similar to a character. Fontaine'de healerları öldürmüşlerdi. Şu anda healerları hani şey yapıyorlar. Fontaine'de çünkü son gelen karakterler işte Chlorinde e, falan filan healer'lara tekme atmıştı. Aslında healer'lar çok önemliydi işte Furina yüzünden falan filan. Ama şu anda healer'lara tekrardan SAAS diyorlar. Yani Zilonan gibi bir karakter getirerek. like bennett so a healing support and this kind of begs the question is she able to replace bennett on his teams the answer is theoretically yes but uh, realistically they don't really overlap in terms of offensive support since she provides damage bonuses and resistance reduction while bennett provides attack buffs so uh, in many situations they will just be used together this means she don't Bizim zaten asıl mesela bu takımda asıl hasar kaynağımız Arlecchino değil mi? Koya abi Kazuha'yı. Ateşi şey yap. Koya abi Benet'i. iki tane ateş al. Arlecchino Benet, Ateş. Hop. Arlecchino'yu bafla. Koya abi zilerini bas. Winning utility a bit redundant, to a point where you might not even need to use her burst in a rotation if Bennett is on the team, which is good in a way since it makes the rotations quicker. Still, I imagine developers designed their kit with the intent of us fully taking advantage of it, so I think that in the future Bennett will get replaced by another Pyro support, and in that situation, he arkadaşlar, be bakın. geldik. Bak. hala diyoruz ki 4 yıldız götü boklu 1-0 karakteri bak götü boklu 1-0 karakteri 4 yıldız 5 de gelecek 5 yıldız waifu'yla aşağı yukarı aynı buff'ı veriyor diyoruz. Bu arada arkadaşlar şu şey yerine neydi onun adı? Arlecino yerine. Koy benim Dehya'yı. Çak benim Dehya'yı. Zilan'ın de DPS yap. Dehya ulti Zilan'ın vuruş. Dehya'nın ultisi geldi Opon'a. Oh, ondan ona ondan ona. utility will become ondan ona ondan ona. Much more important. Additionally since she's a healer she may be a strong bu arada Künefe çok haklı. Supportluğum aportluğumda değil. Ben DPS kasacağım biliyorsunuz zaten ve mükemmel. for Furina, although I'm not ready to talk about this yet because we don't know her healing ticks frequency. She's also only an active character healer, so just like characters like Bennett or Cookie, she, she wouldn't be able to easily max a constellation zero Furina's pamper stacks, but the rest of what she provides should make up for it. Lastly, since supports like Kazuha can't amplify Geo damage. Ah, bak Navi çok güzel olacak. Bu arada, şu takımda arkadaşlar, hani ee, ilerleyen vakitlerde...

Dehya Zilonen Kazuha Benet evet, çok güzel takım. And you like few other units can. So all in all, Zilonen is a character that a constellation zero can provide similar levels of damage amplification as Kazuha while being more flexible and also healing and also having better investment potential. Um she's broken. And please all your don't nerf. And with this I'm done for today. Dedi ki e, karakter aşağı yukarı Kazuha'dan daha iyi ve Kazuha'dan kullanması çok daha kolay. Buffları daha uzun sürüyor falan filan dedi sonra dedi ki Mihoyo nörfleme dedi. Arkadaşlar Mihoyo nörfleyecek. Mihoyo nerfleyecek. At cebe. Bu karakter böyle çıkarsa yani herhalde oyunun en OP karakteri. Bak size şunu söyleyeyim mi? Bu karakter böyle çıkarsa ben Mavuika'nın Arlecchino 1.5x olmasını beklerim. Yani bu karakter böyle çıkarsa Mavuika'nın hasarının Arlecchino'nun en az böyle Arlecchino 100k vuruyorsa Mavuyka 125k, 150k vursun beklerim yani. Öyle beklerim. Bu karakter böyle... ha Ege Kem'cim. Ayrısını diyecektim Ege, Ege Cam'cım. Ege Kem Cam ne? Ege Cam'cım. Ya nerflerler ya da C6 yokarlar. Örnek olarak, örnek olarak arkadaşlar. Nahida'nın şu an... Öz Özür dilerim Nahida değil. Furina'nın C6'sı aslında C2'siydi. Bruno'nun şu anki C6'sı C2'ydi. C2'de element vuruyordu. Sonra C6 yaptılar. Told you. Told you. Demedi demeyin. Abone olun.